Halkbank'ın katkılarıyla. Nevzine tatlısı yöresel bir tatlı. Yağ, pekmez, ceviz. Bundan özellikle yapılmış olan bir tatlı çeşidi. Hıyır hıyır denir. Hıyır hıyır. Şöyle, bismillah. Üzerine adeta nefis, ağır değil yani. Hepsi de doğal ürünler. Bunu tabii değişik yağlarla yapanlar var ama mümkünse tereyağı ile bir miktar içerisine. Ve ondan sonra un, şeker, yağ diyebileceğimiz mantık içerisinde şekerini biz pekmez olarak, doğal pekmez ürünü kullanıyoruz. Ayrıca zenginleştirmek için de içine ceviz atıyoruz, üzerine de süslemek için ceviz konuluyor. Nevzine tatlımız diğer tatlılardan ayrı bir kılan özelliği şeker kullanılmamasıdır içerisinde. Pekmez, tahin, un, sıvı yağ olarak kullanılır içeriliği. Günlük tüketilmesi daha uygundur ve her zaman yapılan bir tatlı değildir. Genelde bizim nenelerimiz olsun, ablalarımız olsun, halalarımız olsun misafirliğe geldikleri zaman genelde böyle bir günlük tüketim olduğu için de özel bir tatlımız olduğu için kendilerine o şekilde sunum yaparlar. Nevzinemizin önce ununu biraz kavururuz, onu biraz soğuturuz. Sonra malzemelerimizi hazırlarız. İşte yumurtamız, sıvı yağımız, tereyağımız içinde, tahinimiz, süt. Hepsini önce karıştırırız. Sonra unumuzu ekleriz. Kabartma tozunu biraz sirke koyarız. Bunu güzelce karıştırırız. Tepsimizin içine basarız güzelce. Sonra keseriz, şekil veririz, keseriz. Üzerine cevizlerimizi dizeriz fırınlamadan önce. Fırınlarız, pişirdikten sonra çıkarır, biraz bekletir. Şerbetimizi kaynatırız. Şerbetimizin içinde pekmez vardır. Pekmez koyarız özellikle şerbetimizin içerisine. Şerbetini veririz nevzinemizin, dinlendiririz. Kayseri'mizin coğrafi işaretli meşhur tatlısı olan nevzineyi anlatayım ben size. Tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, tahin, un ve kabartma tozuyla katı bir hamur yapıyoruz. Bunu tepsiye düz bir şekilde serip çatalla desen veriyoruz bunlara. Fırında hafif sararıncaya kadar pişirip pekmezli şerbet yapıyoruz. Aslında çok sağlıklı, çok lezzetli bir tatlı. Çünkü içerisinde kesinlikle trans yağ da şeker de yok. Pekmezden elde ediyoruz şekerini. Yağının çoğunluğunu tahinden ve tereyağından kullanıyoruz. Böyle oturmalarımızın, günlerimizin, bir araya geldiğimiz arkadaş meclislerinin vazgeçilmezi lezzetli bir tatlımız. Bu tatlımızın şöyle bir özelliği de var ki çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi çok kısa sürede hazırlayabiliyoruz. Hem az malzemeyle hem de çok kısa sürede ve herkesin genellikle Kayseri genelinde herkesin çok tercih ettiği bir tatlı. Spesifik bir tatlı. Başka yörelerde yok pek. Yani ön plana çıkabilir ama sonuçta bir tatlı çeşidi. Onun pekmezini biz daha önemseriz mesela. İnce suyumuzun bu manada en az 40-50 çeşit üzümü var. Pekmezi de çok güzeldir. İnce suyumuzu. Yeşil hisarımızın kendine özgü kayısısı var. Malatya'mızın kayısı ayrı güzel ama raiha olarak Yeşil Hisar bölgesinin, Yahyalı'mızın elması
ya da onlardan çıkacak ürünler yine aynı şekilde. Say say bitmiyor. Dediğim gibi zenginlikler şehri Kayseri. Nevzine tatlısı örnek olarak gösterebileceğimiz bir tatlılar olduğu için ağızda dağılması ve hafif olması. Hem sağlık açısından da tahin ve pekmez de ayrıyeten cevizde bulunması ayrı bir özellik katmış oluyor. O yüzden tüketimimizi genelde biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Bunun sunumunu dilim şeklinde, kare şeklinde, dilerseniz üçgen şeklinde de kullanabiliyoruz. Bir porsiyon şeklinde verebiliyoruz. Dışarıdan gelen bizim civarı ilçelerimizden olsun, özellikle Nevzet tatlımızı duymuşlar ve kendileri de talep üzerine bize böyle bir tatlının olduğunu ve sadece evlerde yapıldığını ama tesislerinizde de bulunması daha makuldür diye bir öneri ve sunum gelince biz de kendi tesislerimizde yöresel tatlımız olan Nevzine tatlımızı da bulunduruyoruz şu an. Nevzine tatlımız Kayseri'mizin yöresel bir tatlısıdır. Nevzine tatlımızın içerisinde bol ceviz, tahin, şerbetinde pekmez, bayağı vitaminli de bir tatlımızdır. Kayseri'mizin geleneksel, yöresel diyeyim tatlılarından özel misafirlerine ikram edilen tatlımızdır. Bu tatlımız önceden eskiden işte evlerde fırın olmazmış, mahalleler arasında taş fırınlar olurmuş. Tatlılar yapılır, oralarda pişirilir. Bayramlarda, özel misafirlerde. Hatta işte kayınvalideler doğum yapan gelinlerine ikram için yaptırırlarmış, ikram edilirmiş bu tatlımız. Çok güzel ve özel bir tatlıdır. Güzel bir Nevzine tatlısının temel unsurları var. Mesela bir tanesi Gesi bağlarında yetişmiş üzümlerden yapılmış pekmez olması gerekiyor. Birçok pekmezde de elbette yapılabilir ama muadili yapılır, orijinali yapılmaz. Gerçeğinin Gesi bağlarında yetişmiş üzümlerden yapılmış has ev pekmezi olması gerekiyor. Ev tereyağı olsun, çifte kavrulmuş tahini, pişirme derecesi ki bu çok önemli çünkü şerbetini verdiğimiz zaman nevzinenin yumuşamaması, hamurlaşmaması gerekiyor. Hala gevrek, hala çıtır hem de şerbetini çekmiş olması gerekiyor. Güzel bir nevzine tatlısını anlamamızın yollarından bir tanesi de şerbetlemiş bir nevzinenin çatalı vurduğun zaman kekten daha sert, kurabiyeden daha yumuşak olması gerekiyor. Hamurlaşmamış hem de içinin şerbetli olması gerekiyor. Bu şekilde güzel bir nevzine tatlısı yediğimizden emin olabiliriz. Her şehrin yöneticisi, her şehrin sakinleri kendi yöresel ürünlerini ön plana çıkartmaya, şehrini anlatmaya, önemsenmesini istemeye çalışıyor. Ama biz de Kayseri olarak bu değişik medeniyetlerin getirdiği zenginlikten kaynaklı değişik ürünlerimizin olduğunu, yöresel tatlarımızın önem arz ettiğini, keyifli bir ortamda tarihi dokuyu, kültürel ortamı, doğal güzellikleri gezip, görüp, yorulup acıktığınızda da buranın tatlarını tercih etmenin doğru olacağını elbette ki yöresel olarak herkes anlatıyor. Her yerde et ettir ama işte bir pişirme yöntemi vardır. Her yerde tatlı tatlıdır ama onun bir çeşidi vardır. Her yörenin kendine göre özgü pidesi vardır ama develinin cıvıklısı bir başkadır. Kayseri de gastronomi alanında kendine özgü, iddialı. Hatta zaman zaman belediye başkanlarımıza burada misafir ettiklerimizde Kayseri'nin tatlarıyla ilgili hep olumlu izlenimlerini belirtmişlerdir. Ya da gastronomi uzmanları geldiklerinde hayranlıkla bu ürünlerimizi paylaşmışlardır. Herkesin damak tadı farklı olabilir, herkesin bakış açısı farklı olabilir. Her yörenin ürünleri güzeldir ama benim şehrimin ürünleri de bana göre en güzellerinden biridir diye buradan paylaşabilirim. Gastronomi bizim için olmazsa olmazı. Gastronomide de iddialıyız. Kayseri'mizde genelde pastırma ve sucuk tarzı ürünlerimizi, mantımız, zira ön planda olduğu için yöresel olarak yemeklerimizi yedikten sonra tatlı olarak da yöresel herhangi bir tatımızın olduğunu soruyorlar. Biz de kendilerine tavsiye olarak Nevzine tatlısını öneriyoruz.
Onlar da final olarak da Nevzine tatlımızı son final olarak tüketiyorlar. Nevzine tatlısını tabii her bir Kayserili olarak da biz de seviyoruz. Tatlıyı büyüklerimiz yaparlardı. Biz de onlardan öğrendik. Anneannelerimiz, nenelerimiz, annemiz. Onlar çok güzel yaparlardı. Biz de onlardan öğrendik. İnşallah biz de güzel yapıyoruz. Bizden sonrakiler de inşallah bizim gibi yapmaya devam edecekler. Bu coğrafi işaretli ürünümüzü ben bir pasta şefi olarak yanımızda çalışan işte bütün arkadaşlarımıza öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evinde nevzine yapmak isteyen arkadaşlarımız, izleyicilerimize de şunu tavsiye edebilirim. Kesinlikle tereyağı kullansınlar. Fırının ısısı düşük olsun, kurutarak yavaş yavaş pişirsinler. Çünkü hızlı kızardığı zaman şerbetini verdiğimizde hamurlaşabilir. Şerbetinin su oranı çok önemli. Birebir bir bardak pekmeze bir bardak suyla sulandırarak fazla suyunu verirsek şerbetimiz çok ince olur ve tatlımız hamur olur. Şerbetine dikkat etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi hamurun katılığına dikkat etmeleri, pişirme ayarına dikkat etmeleri gerekiyor ve şerbetlendikten sonra servisine de dikkat etmeleri gerekiyor ki şerbetlendiği gün servis edilmesini tavsiye ederiz. Ertesi güne bıraktıkları zaman tabii ki şerbeti almaya, yumuşamaya devam edecek. Tabii anlatmak güzel ama yerinde tatmak ayrı bir güzel. Kayseri ulusal bazda kreatif şehirler listesine girmiş UNESCO'nun gastronomide iddialı şehirlerden birisi. Gelsinler, görsünler, gezsinler, acıksınlar, acıkmadan da yemesinler. Şifa niyetine besmeleyi çekip inşallah Kayseri'nin tatlarından yararlansınlar diye buradan paylaşıyorum. Her yönüyle Kayseri'mizin misafirperverliği her zaman ön plana çıkar. Onu da buradan hatırlatarak, evet, pastırmamız, sucuğumuz, mantığımız ön plana çıkmış olabilir ama her tadımız, her lezzetimiz ayrı bir güzel. Her ilin kendine göre iddialı olduğu gibi. Halkbank'ın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.